Demet geliyor. Ve Demet kendine baksın. Demet, tekrar hoş geldin. Hoş Nasıl buldun kendini acaba? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Tartışmalar oldu. Yarım kalmış. Mesela neresi? Aslında yol doğruymuş. Hı-hı. Yarım kaldığını düşünüyorum. Biraz böyle rötuşlarda hem Can hem Ferit'le hani rötuşlarda biraz daha oynasak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Mesela neresi? Mesela şimdi bu saç şurası hani istediğim gibi şurasında biraz daha hani şurası çok düz olmuş. Burayı ben biraz daha istiyordum. Mesela Ferit'le biz iki günden beri anlaşamıyoruz. Niye anlaşamadık? Dün onun istediğini yaptık. Zaten kimse beğenmedi. Ben niye beğendim? Farklı olduğu için beğendim. Bugün de dedim ki lütfen bugün 12'den vuralım. Karşıma geç bak. Benim dedim kafamda böyle bir şey var. Zaten Hürrem saçları genelde böyle oluyor. Ben de biraz abartısını, farklısını istedim. Ama fikir ver bana dedim. Onun ben kilit noktasını anladım. Kilit noktası şu Ferit'in. İşine hiç karışılmasını istemiyor. Kendisine çok güveni var. Ben tersten başladım. Kaş yapayım derken göz çıkardım. Halbuki bindiğimiz dalı kesiyoruz. O da ayrı bir konu. Ama şu anda aslında gidişat iyiydi. Yani bilmiyorum herkes görüyordur herhalde şu anda. Şu rötuşlar birazcık daha toparlansaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Makyajı olmuş, elbisesi olmuş. Bir tek saçı işte. Bence sana bir şey diyeyim mi? Saçları da olsaydı belki çok güzel iyi puan alabilirdi. Siz ne diyorsunuz bu durumda? Hanımefendi çok karışıyor işimi. Ben onun işine saygı duyuyorum. Yaptığı bak, işe saygı duyuyorum. Karışıyor, karışmıyorum. Ama bu... Dedim ki bugün karşıma karışsınız geç... lütfen. Karışmak bakın, değil, bana fikir ver dedim. Kayıtlarda var zaten, konuşmaya gerek yok. Doğru bir tane. Hayır, ben size dedim ki bugün sizin istediğinizi yapacağım. Niye? Çünkü dün sizin istediğinizi yaptınız. Hayal kırıklığı yaşadı herkes. Ki ben buna rağmen hayal kırıklığı yaşamadım. Farklı yaptığınız için 4 puan verdim yanlış hatırlamıyorsam. Dün evet. Ki kimse beğenmedi. Ama bugün de ben size buraya geliyorum. Karşınıza geçiyorum, bakıyorum ki sizle alakalı değil. Ben bu yarışmaya geldiğim günden beri tek yarışmacıyım. Karşısına geçip bakan tek yarışmacı benim. Yani bu yandan falan değil. O zaman ben de tek yarışmacı modeli direkt otururum, oldum. Direkt otururum, karşısına bakarım. Ayna olmadığı için tek yarışmacıyım. Bakacağım ama biz tamam, arkadaşlar beni bir yerlerde koparıyorsunuz. O zaman ben de model olarak karşıma geç, bana karşımdan fikir ver. Bu sefer 12'den vuralım diyerek de ben de tek modelim herhalde burada. Saygılar, tamam, sevgiler. Hiçbir şey söylemiyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın anlaşamadık. Aslında yolumuz birdi fakat sizin egonuz biraz yüksek. Anlıyorum. İşlerinde iyi olan insanlar böyle. Eyvallah, ona ben bir şey demiyorum. Ama özür dilerim. Geleceğim, size de geleceğim. Orada 12'den vuralım, şu karşıma geç. Bak bunu düşünelim. Az mı yapalım, çok bana fikir ver deyip o sırada sinirlendiniz. İkimizi de yaktınız. Teşekkür ederim. Efendim, demek ki sinirlerimize hakim olmamız icap sizi eder. Osmanlı dönemini yakından inceleyen biri olarak geçmişte bu makyajı daha önce de yaptım. Zaten tarihi çok iyi bildiğim için çok özel olarak seçtiğim bir makyajı yapmıştım size. Yaklaşık 2,5 yıl önce çok özel birincilik aldığım bir makyajdı ve bunu sizin yüzünüze yansıttım. Bu basit bir makyaj değil, tarihi aslında yüzünüze yansıttım. Yani... Siz şu an 3 saniyeyle bakabilirsiniz ama burada 3 yılın bir emeği var. 3 yıldan bahsediyorum. Ben bir şeye baktığım zaman hayatımın her köşesinde benim 3 saniyem var. 3 saniye içinde insan tanımak zorundayım ben. Yok, babasız büyüdüm gece çünkü. 3 yıl. Bu bir. İkincisi, evet. Diyorum ki ben sizin makyajınızı, tarzını da ikimiz de hava grubuyuz, beğeniyorum. Ben de uçlarda yaşayan bir insanım. Fakat özel ikinizi de beğeniyorum ben. Aslında burada bana sorsalardı ya sen kimi seçersin? Ben ikinizi seçerdim. Teşekkür Sorun ederim. Yok. Çok ciddi söylüyorum, samimiyetimle söylüyorum. Fakat şu bari
hani her şey olsun bitsin de şu son rötuşlarda en azından mesela anlatabiliyor muyum? Göz altınız değil kirpik, mi? Göz kirpik, altın kirpik. Benim zaten torbalı. Kipriğinizi bir saniye. Kipriğinizi yani... İç kısımları çıkmış durumda onu söylüyorum. Çıkmış ya, olabilir. Yani... Ama onun için mesela ben diyorum ki bakın buraya yoğunlaşalım, bunu yapalım. Çünkü biliyorum benim gözüm küçük, kirpikler uzun. Tutturduğunuz zaman sorun yaşıyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye ne gerek oldu? Yok. Şunu söylemek istiyorum. Ben size makyaj yaparken buradaki arkadaşlara da eğitim veriyorum o arada. Allah'ım. Tabii ayrı ama yani... gülün peşinde koşarken yani çok klişeleşmiş bir laf. Yani papatyaları da ezmeyelim, o da ben oluyorum. Evet, yorumlara geçelim madem öyle. Sizinle başlayalım bu sefer. Nasıl buldunuz acaba? Gözlerde biraz daha bakır görmek isterdim. Çünkü o sultan döneminde bakırlar o zaman hani moda olmaya başladı. Daha çok trend olmaya başladı. Dudakta da ama dudak yine bir nevi elbiseye uygunluk açısından güzel. Yanakları da beğendim ama kirpik gerçekten çok kötü. Yani kirpik ve kaş zaten makyajın en büyük yani güzelleştiren şeyidir. Ama hafif yaptığın için... Makyajı kutluyorum seni. Ya ben böyle sende hafif görmedim makyajı. Evet. Nasıl buldunuz? Berbat. Feris dünkü berbat. Mü berbattı, bugünkü mü berbat? Onu soralım artık. Artık. Onu merak ettim. Dünkü mü berbat? Hep bir yerden bir şeyler çıkıyor yani. Buradan bir şey çıkıyor. Peki hangisi buradan... kötü? Dünkü yani... mü bugünkü mü? İkisi de. İkisi de kötü. Tabii ki. Hani birisi daha kötü değil. Hayır. İkisi de aynı şekilde. Nedir berbat dediğiniz şey ya, beğenmediğiniz şeyi öğrenebilir miyiz? Şimdi yani ne sağ tarafa bakıyorum. Sağ tarafta ayrı bir action var orada. Evet. Sol taraf apayrı bir dünya zaten. Orada da böyle bir artık kendimi bırakayım mı saç? Orada toparlanayım mı? Bitmiş. Orada bir orantısızlık da var orantısızlık zaten. Orantısızlık tamamen yok yani. Aynaya baktığın ya, zaman ben de işte bu taraf ki... sağ taraf büyük bir kafa. Evet, şöyle. Buradan şey oldu falan. Evet. Tamam, belki Feri, ben istedim. Senin cevap vermen lazım. Yanlış kişi cevap veriyor. Ama saçı yapan kişi o. Nasıl yani? Şimdi ben çözemedim saçı, yani. Saçı yapan kişi o. Saçı birlikte yapmak isteyen kişi benim. Beni kendisi o, yalnız o bıraktı. Tarzı. Ama senin ona cevap güvendim. Vermen lazım. O da bugün bana güvenmek istedi. Topu bana attı, rahat etsin diye herhalde. O zaman. Onu anlıyorum ben şimdi. Ben hala onu korumaya çalışırken bravo yani. Vallahi tebrikler. Bravo Ferit. Daha kaç gün daha birlikteyiz? Gidişat güzel ama sonuç yok. Sadece özellik ha, yani. Olacak inşallah. Son ütü işini halledemiyoruz. Son ütü. Hani, bakın biz size şöyle anlaşalım. Son ütü. Önce fikri miyim? Ben vereyim. Heh. Tasarımı ben bir yapayım. Ben onu anladım. Siz onu beğenmezseniz heh, o zaman bakarız. Ama bir önceki günde sizin dediğinizi yaptık. Ben o yüzden hayır, hayal kırıklığı yaşadım. Karışmadım. Ben dedim ki aşağıda hiç dokunulmasın var, dedim. Var, izleyenler var, karıştınız. Hatta krepe atarken böyle yaptınız. Arkayı böyle yaptınız. Lütfen. Hayır şöyle aşağıdan topuz hayatta olmasın dedim ben. Peki şunu ama başkasında oldu. Görsen çok büyük şeyler söylersin Feritçi mesela. Şu taraf hı, hadi tamam. Ama bu taraftaki orantısızlık, şuradaki şu ya bu saç rezalet ya. Saç rezalet ya. Bravo. Sayende tebrik bu hale geldik. Buralara bravo da geldik. Rezalet saç. Ben kendim yapsam ama böyle bir saç. Ama fırsatın vardı peki. Fırsatın efendim? Vardı. Niçin düzeltmedin? 3 dakika kalmıştı artık düzeltmemişim. Ya en azından şöyle bir toparlayabilirdin. Ben bu saçı yapmak kendim çok basit bir şey var yani. Hürrem saçı dediğin açık maşalı bir saç. Bir kırık fön çek, şu tacı tak, bitti gitti. Bu işi bu kadar buradan buraya alıp buradan buraya almaya gerek de yok yani. Bırakacaksın, yapacak adam. Yapacaktın 15... sen de. Yapamadın ya işte. İşte böyle yapayım, yapamadın. Öyle yapamadın. Modelimle yaşadığım gerginliğin sebebi hem modelimin her şeyi çok iyi bildiğini iddia etmiş ya da öyle sanıyor. Biraz da ben gerginim. Toplam ikisi birleşince şimşek çakıyor tabii. Olur böyle şeyler. Necati, Seda nasıl buldunuz acaba? Şimdi Can dedi ki ben dedi bu makyaj üzerinde 3 sene çalıştım dedi. Ama ben bu makyajı sabah evden çıkarken 3 dakikada kendim yapıp işe gidiyorum. Kirpik de yani kirpik konusunda gerçekten yoruldum yorum yapmaktan ama yine kirpik hatasıyla rezalet edilmiş bir makyajla karşı karşıyayız. Ben Can'ın zaten normal bir makyaj yapamadığını söylemiştim. Can şov makyajları yapmaya devam etsin. Olmamış olan bir makyaj. Kötü görüntü. Ruj da olmamış, allığı da olmamış. Kirpik zaten kötü. Kaşların rengini kırabilirdim biraz. Seda çok Hanım, oynamamışsın. Bir saniye. Genel anlamda kötü. Yani kirpiğe bakamıyorum. Gerçekten kirpik çok kötü. Peki. Bir şey mi söyleyeceksiniz?
Yani 3 yıl evet bu makyajında çalışmış olabilirim ama şu an burada bunu hepsini gerçekleştirmeyebilirim çünkü vaktimiz az. Ben bunu kabul etmiyorum Can. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Yine saygı ağlıyorsun diyorum. Biraz önce biberon verdim al onu eline sus. Tabii ki siz nasıl derseniz saygılar. Necati nasıl buldun? Şimdi burada asistan çırak diyor, bu ustanın yapabileceği bir saç kesinlikle değil. Hanımefendinin kendine karıştığını kesinlikle kabul etmiyorum ben. Bu tamamen onun acemiliği. Hanımefendi üzerinde bir etki yaratamadı çünkü kendini acemi hissettirdi ona. Yani saç olarak zaten konsepte uygun mu uygun ama çok fazla teknik hata var. Mesela? Yan taraf, yani bir tarafı Konya'ya bakıyor, hı-hı, bir tarafı Muş'a bakıyor. Anlamadım. Gösterdiğimiz şey gibi. Sağ taraf. Yani maşaları çok bozuk, dalgalar belli değil. Arkadaki bombe yanlış yerden başlamış, çok tiftik tiftik duruyor. Yani kendi zaten kabul etti, teşekkür ediyorum bu konuda kabul ettiği için. Burada da demek ki asistanlık çıraklıkla olmuyor bu işler. Önce müşteriyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. Ramazan, Saadet nasıl buldunuz? Saçı yorumlamak gerekirse aslında gerek yok. Kabul ettin çünkü. Türkiye'deki Türkleri kuaförlerin makyajını ve saçını öğrenin lütfen. Yurt dışında değil ama. Kabul ettiğin için bir şey diyemiyorum. Kabul etmek büyük bir erdemliktir. Bunu bekliyorum sizlerden. Olmayabilir. Bazen konsantrasyonu, modelle iletişimi kuramayabiliriz, yapamayabiliriz. Bunu ben de yaşadım. Geçen fiyonk yapamadım ben ya. Fiyonk. O kadar basit bir şey ki ama olmadı mı olmuyor. Peki Saadet. Şimdi 3 saniyede takılan kirpik böyle olur. Bana oradan laf atıyor da işte gel sana kirpik takmayı öğreteyim de sana ders vereyim de öğret. Yani sen kimsin de bana ders veriyorsun? Bu bir zaten. 3 saniyede takılan kirpik böyle olur. Bu 2 gördüğümüz gibi. Sen gerçekten Seda'nın dediği gibi şov makyaj yap. Normal makyaj beceremiyorsun. Ben tona tonu hiç sevmiyorum. Haftalardır buradayım söylüyorum zaten. Rujla elbisenin rengi aynı olmuş. Ben onu kesinlikle beğenmiyorum. Tona ton çalıştın. Yani sen de çok kolaya kaçmışsın. Gerçekten çok kolaya kaçmışsın. Burada diyorsun ya siz makyöz değilsiniz. Siz eğitmen değilsiniz. Gelin ben size öğreteyim. Aslında sen gel bana öğreyin. Bak burada kupa var, kupa. Bak gördün. Bunu yani ben kendim demiyorum zaten bana. Saadet Hanım. Sana ne dedim? Atalarımız ne demiş? Çok konuşan boş konuşur. Makyaj zamanında ben de uğraşacağına makyajına baksaydın da makyaj görseydik. Benim makyajım no problem. Yani geçen hafta Hamiyet Hanım 5 verdi diye böyle havalanma yani, anladın mı? Bir şey söyleyeyim. Havalanma. Beni bilen herkes biliyor zaten. Ben de biliyorum. Herkes de görüyor zaten, gerek yok. Bu makyajı bilgin ve donanımınla eleştirmiyorsun. Kendi kafanda bir hayal sence var. Sence olmuş mu? Eyeliner olmuş mu? Muhteşem olmuş. Olmuş mu? Far olmuş mu? Olmuş tabii ki. Göz altları mor kalmış, kapatamamışsın. Daha ne sayayım sana ya? Ya sizi daha bir şey söyleyemiyorum çünkü makyaj yok. Göremiyorum yani. Can arkadaşımın benden alıp veremediği bir şey var ama çözemedim ben daha bunu. Habire benim üstüme geliyor. Diğerlerini bence beğeniyor. Bence seni rakip görüyor. Bence beni rakip gördüğü için ve benim makyajlarımı beğendiği için beni hedef almış olabilir. Saadet'e çok yüklendiğimi düşünmüyorum. Makyaj konusunda çok deneyimli değil ve benim makyajım çok iyi olduğu zaman da bana karşı bir strateji yapıyor yani. İyi bir makyaj sanatçısı olduğunu düşünmüyorum sadece. Peki, madem öyle ikinci günde Demet, kendi kuaförüne ve makyajına kaç puan vermek istersin? Valla ben dünkü saçımda hani saçım hiç tarzım değildi. Buna rağmen 4 verdim. Bugün istediğim yoldayız en azından. Rötuşlarımızdan dolayı ben yine 4 vermek istiyorum. Rağmen güzel rakamlarla geliyor Demet. Kavga etti, her gün kavga et modeli. Bence de kavga etti. Yani son rötuşlarda biraz problemim oldu. Saçımda da makyajımda da. Onlar da olsaydı 5 verecektim. Peki. Peki o zaman Demet kendi kuaförüne ve makyajına 4 puan verirken sizler acaba Ferit ve Can için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen yazın. İyi, mankene 4 verdi ya. İnanmıyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Hayır, konuşmaya gerek yok. Benden makyaja puan yok. Kendi kabul etti zaten. Neyinin puanını vereceğiz? Bir vereceğiz yani. Ne vereceğiz?